Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. E, inorganik bileşikleri en son işlemiştik. Şimdi organik bileşiklere geçiyoruz arkadaşlar. Yani karbonhidratlar, yağlar, proteinlerden ve nükleik asitlerden bahsedeceğiz. Sonrasında da enzim ve metabolizma işleyeceğiz. Şimdi bizim e, bilmemiz gereken bir şey var. Yani ben şunu söyleyeyim daha doğrusu size. E, dediğim gibi başlıklar. Campbell'dan gittiği için hani başlıklar direkt benim söylediğim konuyla tutmayabilir ama zaten ben şeyin üstüne pdf'lerin üstüne inorganik bileşikler organik bileşikler şeklinde yazıyorum içerik onlarla alakalıdır arkadaşlar yine bu pdf'yi açıklama kısmına videonu ekleyeceğim bu pdf'de bütün organik bileşikler var enzimler haricinde işte karbonhidratlar yağlar proteinler ve nükleik asitler var arkadaşlar bu videoyu izlerken ben size sadece karbonhidratları anlatacağım. Sonraki videolarda ise sırasıyla lipitler, işte proteinler olarak gideceğiz. Siz pdf'sini önceden almış olacaksınız. Öncelikle eğer çıkarabiliyorsanız arkadaşlar pdf'leri çıkarın. E, elinizde kağıt bulunması her zaman için daha iyi olur. Ya da not alabiliyorsanız not alın. Zaten şimdi eğer ben mesela şu an bunu Kasım'ın bugün ikisi Kasım'ın ikisini de çekiyorum. Eğer siz şimdiden çalışmaya başlamışsanız yeterince vaktiniz vardır. O yüzden yazarak çalışabilirsiniz. Tabii dediğim gibi çocuklu anneler için tabii ki bunu söylemiyorum. Onların vakitleri daha kısıtlı olduğu için arkadaşlar yazmadan da çalışabilirler. Ama vaktiniz kısıtlı değilse, ilgileneceğiniz herhangi bir şey yoksa, çalışmıyorsanız bence yazarak çalışmanız daha mantıklı olur. Evet başlayalım. Şimdi makromoleküllerin yapı ve işlevleri diyeceğiz. Makromolekül ne demek? Büyük molekül. Makro zaten büyük anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Büyük molekülleri işleyeceğiz burada. Şimdi biz büyük moleküllere geçmeden önce birkaç tane kavram var bilmemiz gereken bu kavramlardan bahsedelim. Öncelikle polimer. Nedir polimer? Arkadaşlar polimer Birbirine aynı ya da benzeri yapı taşlarının kovalent bağlarla bakın bağları anlatmıştım size kimyasal bağları. Ne demiştim anlatırken dedim ki kovalent bağlar ve hidrojen bağları bizim için önemli çünkü çok fazla karşımıza çıkacak. Kovalent bağlarla oluşturduğu uzun moleküllere biz ne diyoruz? Polimer diyoruz. Poli zaten ne demek? Poli çok anlamında kullanılıyor. Çok büyük moleküllerdir arkadaşlar polimerler. Polimerlerin yapı taşı olan molekülleri de ne diyoruz? Monomer diyoruz. Mono zaten ne demek? Bir demek değil mi? Latince'de tek moleküllerdir. Mesela amino asit bir monomerken amino asitlerin bir araya gelerek oluşturduğu proteinler nedir arkadaşlar? Bir polimerdir. Peki bunlar oluşurken hangi tepkimelerle oluşuyor? Nasıl meydana geliyorlar? Buna bakalım. Şimdi amino asitler örnek vererek gidelim. Amino asitler yan yana geliyorlar. Birbirlerine bağlanıyorlar kovalent bağla bağlanırken de arkadaşlar bir molekül su oluşturuyorlar işte biz bu tepkimelere ne diyoruz dehidrasyon tepkimesi diğer bir ismiyle kondensasyon tepkimesi dehidrasyon tepkimesi ismini duymuşsunuzdur genellikle zaten bunu kullanıyoruz ama kondensasyonu çok fazla duymadınız ya da ilk defa duyuyorsunuz. Arkadaşlar kondensasyon tepkimesini ÖSYM kullanabilir. Çünkü 2022'de gördük ki ÖSYM daha böyle bilimsel dil kullanmaya başladı. Dolayısıyla kondensasyon tepkimesinin dehidrasyon tepkimesi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunlar oluşturdu. Peki Nasıl oluşuyor? Arkadaşlar diyelim ki amino asitler yan yana geliyorlar. Amino asitler yan yana geldiklerinde birinci amino asitten OH iyonu ayrılıyor. ikinci aminositten de hidrojen iyonu ayrılıyor. Daha sonra bu OH ve hidrojen iyonları birleşiyorlar ve bir molekül su açığa çıkarıyorlar. Aralarında da bir kovalent bağ kuruluyor. Proteinler için bu hangi bağdır? Peptit bağdır. Proteinlerde detaylı olarak bahsedeceğiz. O zaman bir molekül suyun açığa çıkarak oluşturulduğu kovalent bağların tepkimelerine biz ne diyormuşuz? Dehidrasyon tepkimesi diyormuşuz arkadaşlar. Bu tepkimelerin sürekli tekrarlanması, tekrarlanmasıyla da ne oluşuyor? Polimerler oluşuyor. Peki dehidrasyon tepkimesinde enerji harcanır mı? Tabii ki de harcanır. Çünkü arkadaşlar burada hidrojenin ayrılması, o haşın ayrılması, bu amino bir araya gelmesi öyle kolay bir şey değil. Kendiliğinden oluşabilecek bir şey değil. Dolayısıyla enerji harcanıyor ve kesinlikle enzimler kullanılıyor. Peki hidrolize gelelim. Ben bu tepkimelerin tam tersini yaparsam. Yani ben bu proteinin, bakın proteine su katarak parçalarsam arkadaşlar biz buna da ne diyoruz? Hidroliz tepkimesi diyoruz. Bakın hidro su demektir. Liz de parçalamak demektir. Bu tepkimeye de hidroliz tepkimesi diyoruz. Hidroliz tepkimeleriyle polimerler polimerler neye ayrışıyor? Monomerlerine ayrışıyor arkadaşlar. Yine söyleyelim. Dehidrasyonun tam tersidir hidroliz tepkimesi. Peki hidroliz sırasında enerji harcanır mı? Hayır, harcanmaz. Suyun çözücü özelliği kullanıldığı için Hidroliz tepkimeleri sırasında enerji harcanmaz arkadaşlar. Mesela bizim vücudumuzda gerçekleşen sindirim olayları birer hidroliz olayıdır ve enerji harcanmadan gerçekleşen olaylardır. Mesela burada örnek vermişiz. E, tuğla arkadaşlar tuğlayı bir monomer olarak düşünebiliriz. Tuğladan bir araya gelen yapıya da ne diyoruz? Polimer. Peki tuğlaları bir arada tutmak için araya ne koyuyoruz? Araya beton değil mi? E, sıva mı diyorlar ona sıva koyuyoruz. İşte o sıvalarda nedir? Kovalent bağlardır. İşte bir şey, bu şekilde monomerlerden ne üretiyoruz? Polimer üretiyoruz arkadaşlar. Yine alttaki tepkime de aynı şekilde göstermiş. Şimdi bunları anladıysak eğer karbonhidratlardan başlayalım arkadaşlar. Şimdi karbonhidratlar e, karbon kaynağı ve enerji kaynağı olarak görev görüyorlar arkadaşlar. Ve karbonhidratlar da şeker sayılarına göre zaten ayrılıyor. Biz karbonhidratları şeker sayılarına göre 3 e ayırıyoruz. Nedir bunlar? Monosakkaritler, disakkaritler, bir de polisakkaritler. İlk önce monosakkaritlerden bahsedeceğiz. Mono zaten ne demek? Tek, bir demek değil mi? Arkadaşlar monosakkaritler yapısında kovalent bağ bulunmayan yani kovalent bağ bulunma derken hani tek bir molekül monomerdir aslında bundan e, söz etmek istiyorum bunu söylemek istiyorum monomerlerdir arkadaşlar monosakkaritler zaten birleşerek disakkaritleri ve polisakkaritleri oluştururlar monosakkarit genel olarak CH2O şeklinde e, bunun katları şeklinde ifade ediliyor buradaki arkadaşlar e, kat olarak da 3 ile 8 arasında değer alıyor buradaki katlar şöyle olur mesela C6H12O6 bu nedir glikozun formülüdür dolayısıyla 3 ile 8 arasında değer alıyorlar en yaygın olan monosakkarit hangisidir Tabii ki glikoz zaten glikozu çok fazla göreceğiz çok fazla kullanacağız hemen hemen bütün nitelerde glikozdan bahsedeceğiz arkadaşlar glikozun yapısında bir tane karbonil grubu var bir tane. Çok sayıda da arkadaşlar, e, hidroksil grubu vardır glikozun yapısında. Bakın şurada mesela göstereyim. Şekil olarak da buraya koymuşum. Bakın dikkat edin. Bir tane karbonil grubu. Karbonil grubu dediğimiz bu. Çok sayıda da ne var? Hidroksil. Bakın OH, OH, OH. Bakın burada bir sürü OH var. Çok sayıda ne içeriyor? Hidroksil grubu içeriyor. Şimdi bu karbonil grubunun yerleşimine göre Bunlar ayrışıyorlar. Bu arada karbonil grubunu yanlış gösterdim. Karbonil grubu şurası. Hemen silerek göstereyim. Şuradaki kısım değil. Arkadaşlar karbonil kısım şurasıdır. C-O-H-2 Veya C-H-2-O olarak da söyleyebiliriz. C-H-2-O olarak söylüyoruz. Karbonil grubu burasıdır. Karbonil grubunun e, yerleşimine göre farklı isimler alıyorlar arkadaşlar. Aldehit olabilir ya da keton olabilir. Yani aldoz olabilir ya da ketoz olabilir arkadaşlar. Mesela glukoz bir aldozdur yani aldehittir İzomeri olan fruktoz ise nedir? Bir ketozdur. Yani e, bunlar çünkü arkadaşlar yerleşim olarak birbirinden farklılık gösteriyor. Hemen burada bakın gösterelim. Bakın burada. Karbon e, çift bağlar burada yaptığı çift bağlar farklı yerlerde görünüyor. Dolayısıyla ne olmuştur? E, farklılık göstermiştir. Mesela glukoz ve galaktoz da birbirinin izomeridir arkadaşlar. İkisi de nedir? Bir aldozdur ama burada da bakın dikkat ederseniz şuradaki e, OH sağ taraftayken galaktozda OH nerededir? Sol taraftadır. O yüzden de böyle bir farklılık da gösteriyorlar. Fruktoz zaten bir ketozdur arkadaşlar. Yine burada gliseraldehiti göstermiş. Trios şeker olarak. Çünkü neden? 3 karbonludur arkadaşlar. O yüzden trios şeker diyoruz. Eğer karbon sayısı 5 tane ise pentoz şeker diyoruz. Karbon sayısı 6 tane ise hegzoz şeker diyoruz. Yani e, latince de bilmemiz gereken aslında sayılar. Peki bu sayılardan size bahsedeyim. Yeri gelmişken birkaç tanesini bilmemiz lazım. Ben genelde 6'ya kadar bilmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü zaten 6'dan sonrası çok fazla karşımıza çıkmıyor. Nedir arkadaşlar? Mono, di, tri, tetra, penta, bir de heksa. Bir de poli bilmemiz lazım ki zaten poli biliyoruz. Mono 1, di 2, tri 3, tetra 4, penta 5, hexa da 6'dır. Ee, 6'ya kadar bilmeniz yeterlidir. Biz genelde 6'ya kadar olan kısmını kullanıyoruz. Bundan sonrası artık daha çok böyle akademik yerlerde kullanılıyor ama dedim gibi 6'ya kadar bilmeniz yeterlidir. Ee, şeker sayılarına göre de söyledik arkadaşlar. Pardon karbon sayılarına göre eğer 3 karbonluysa trios, 5 karbonluysa pentos, 6 karbonluysa da ne diyoruz? Heksos diyoruz. Evet aldozlar ve ketozlar bu şekilde. Demek ki neymiş? Karbonilin yerleşmesine bağlı olarak arkadaşlar değişiyormuş. Karbonil grubu bakın şurada. Karbonil grubu eğer uç kısımdaysa aldoz diyoruz. Karbonil kısmı orta gruptaysa arkadaşlar orta taraftaysa ketoz diyoruz. Şimdi biz hani 3 ile 7 arasında olduğunu söyledik zaten. En yaygın olanlarını trioz yani 3 karbon, karbonlu olanlar pentozlar ve 6 karbonlu olan hegzozlardır dedik arkadaşlar şimdi e, karbonların yani basit şekerlerin aslında dediğimiz bu monosakkaritlerin çeşitliliğine sebep olan başka bir etmen daha var bu da karbonun asimetrik düzenlenişidir arkadaşlar etrafındaki düzenlenişi mesela glukoz ve galaktoza bakacağız burada glukoz ve galaktoza bakın şöyle göstereyim Şimdi bunlar e, glukoz ve galaktozu Baktığımız zaman şöyle yukarıdan göstereyim isterseniz. Glukoz ve galaktoz. Zaten az önce söyledik arkadaşlar. Bakın burada OH sağ taraftayken diğer e, galaktoz da sol tarafta. Dolayısıyla bunların yerleşimine göre de birbirinden farklılık gösteriyorlar. Şimdi monosakkaritler hücreler için temel besin kaynağıdır. Çünkü bizim özellikle beyin hücrelerimiz mesela glikozdan başka hiçbir şey kullanmıyor. Dolayısıyla arkadaşlar glikoz bizim neyimiz? Temel besin kaynağımızdır. O yüzden günlük bizim belirli bir miktarda karbonhidrat almamız gerekiyor. Çünkü beynimiz bunu kullanmak zorunda. Tabii vücudumuzda depolanmış olanı da kullanabiliyor ama arkadaşlar yine günlük olarak belli bir miktarda almamız gerekiyor. Şimdi hücresel solunumda glikoz parçalanır. Glikozda kimyasal enerji vardır. Bu kimyasal enerji arkadaşlar hücresel solunum sayesinde e, açığa çıkarılır. Ve bizler bu enerjiyi ne yapıyoruz? Kullanarak metabolik faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca monosakkaritleri biz amino asit ve yağ asitleri gibi moleküllerin sentezinde de kullanabiliyoruz. Mesela Glikoza e, amino grubunun katılmasıyla, azotun katılmasıyla amino asitler oluşturuluyor. Yine farklı tepkimelerle yağ asitlerine dönüştürülebiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bizim vücudumuzda mesela amino asit sentezi, yağ asidi sentezi gerçekleşebilir. Biz ama bunu direkt e, inorganik bileşiklerden organik bileşiğe dönüştürmüyoruz. Yani biz fotosentez ya da kemosentez yapmıyoruz. Biz sadece glikozu ne yapıyoruz? Glikozu dönüştürüp ya yağ asidine ya da amino asite dönüştürüyoruz arkadaşlar. Biz dönüşüm tepkimesi yapıyoruz. Evet gelelim disakkaritlere. Şimdi disakkaritlerde iki tane monosakkaritin birleşmesiyle oluşuyor. Bunlar dehidrasyon yani kondensasyon tepkimesi sonucunda oluşur arkadaşlar. Ve aralarında glikozidik bağ dediğimiz bağlar ortaya çıkar. Glikoz ve glikozun birleşmesiyle yani iki tane glikozun birleşmesiyle ne oluşur? Maltoz artı su. Ne demiştik? Kondensasyon yani dehidrasyon tepkimesi. Glikoz ve fruktozun birleşmesiyle sükroz ve su oluşur arkadaşlar. Glikoz ve galaktozun birleşmesiyle de laktoz oluşur. Şimdi burada maltoz nedir? Arpa şekeridir. Arpa şekeri. Sükroz arkadaşlar çay şekeridir. Şeker pancarında e, arpa şekeri arpada hani direkt bulunduğu için arpa şekeri olarak bilinmiş. Sükroza neden çay şekeri diyoruz? Şeker pancarında bulunduğu için arkadaşlar çok fazla miktarda o yüzden çay şekeri diyoruz. Ayrıca sükroz bitkilerin e, depo formu olarak da yani nasıl diyeyim size? Bitkiler fotosentez yaptıktan sonra glikozu direkt olarak odun borularına so pardon, soymuk borularına vermiyor. Onu sükroza çevirip öyle veriyor. Yani taşınım maddesi sükrozdur bitkilerde. Onu da söylemiş olalım. Laktoz ise nedir? Süt şekeridir. Özellikle memelilerin dişilerinde üretilen bir şekerdir. Peki glikozu biz kan şekeri olarak biliyoruz arkadaşlar veya üzüm şekeri olarak söyleyebiliriz. Fruktoz daha çok meyvelerde bulunduğu için meyve şekeri olarak geçer. Galaktoz da arkadaşlar süt şekeri olarak geçer ama bitkilerde de vardır. Üretilir bitkilerde de. Sadece hayvanları da yani sütte çok fazla bulunduğu için aslında süt şekeri olarak geçmiş ama ee, dediğim gibi bitkilerde de var. Bunları da söyledik. Evet. Şimdi isterseniz şöyle bir görelim nasıl oluştuğunu. Bakın glikozla glikoz birleşiyor. Bakın bir molekül su açığa çıkıyor aralarında alfa 1 4 dediğimiz glikozit bağları oluşuyor ve maltoz ortaya çıkıyor. Yine aynı şekilde glikoz ve fruktoz birleşiyor arkadaşlar. Yine alfa 1 2 glikozit bağla sükroz oluşuyor. Dolayısıyla bu şekilde bizim eee moleküllerimiz ortaya çıkıyor. Peki buradaki bağları derken hani 1 2 1 4 diyoruz ya. Arkadaşlar karbon sayılarına göre eğer ikinci karbonla birleşmişse e, diğerinin de birinci karbonuyla birleşmişse 1 bir 2 bağları diyoruz. Birinin birinci, diğerinin dördüncü karbonuyla birleşmişse o zaman da ne diyoruz? Alfa 1 4 bağları diyoruz. Zaten polisakkaritleri anlatırken e, bunlardan yine bahsedeceğim. Gelelim şimdi polisakkaritlere. Şimdi biz polisakkaritleri neden e, vücudumuzda var? Çünkü bizler polisakkaritler arkadaşlar ya besin deposu olarak kullanıyoruz ya da yapıya katıyoruz. Peki yapıya katılan ve besin deposu olan polisakkaritler neler? Şimdi bunlara bakacağız. Şimdi polisakkaritler oluşurken yüzlerce ya da binlerce arkadaşlar e, monosakkaritin bir araya gelerek oluşturduğu yapılardır polisakkaritler. Ve aralarında yine hangi bağ vardır? Glikozit bağı vardır. Bunlar e, yapısı ve işlevi aralarındaki glikozitik bağların pozisyonları tarafından belirleniyor. Az önce dedim ya alfa 1, 2, alfa 1, 4. Arkadaşlar polisakkaritlerde alfa 1, 4 ya da beta işte 1, 4 gibi bağlar vardır. Şimdi bu bağlarla birlikte polisakkaritler de birbirinden farklı oluyor. Şimdi bunlara bakalım. İlk önce depo polisakkaritlerden bahsedeceğiz. Bunlardan ilki nişasta. Arkadaşlar nişasta bitkilerde Depo polisakkaritidir zaten çok fazla duyuyoruz özellikle patates gibi böyle e, gövdelerde köklerde çok fazla bulunuyor monomerlerin büyük bir kısmı arkadaşlar bu e, nişasta da alfa 1 4 bağlarıyla bağlıdır alfa 1 4 bağları bu yüzden de arkadaşlar bu bağların açısı polimerin sarmal şeklinde bükülmesine sebep oluyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Bunlar alt alta geldikçe yani ya da şöyle söyleyeyim yan yana geldikçe bu alfa 1 4 bağlarının oluşabilmesi için böyle bükülme sarmal şeklinde arkadaşlar. Bükülüyor. Bu yüzden de bu şekilde bir yapı halini alıyor. Ee, en basit olan nişasta amilozdur. Amiloz arkadaşlar dallanmış zincir şeklindedir. Zaten ben birazdan yapısını da göstereceğim size. Amiloz dallanmış e, zincir şeklindedir. Bir de amilopektin var. Amilopektin de dallanma noktalarında alfa 1,6 bağları taşıyor ve bu da yine bir dallanmış arkadaşlar polimerdir. Şimdi amilozda alfa 1,4 var. Amilopektin de alfa 1,6 bağları var. Bu bağlar çok önemli değil. Hani sizin karşınıza hangi bağlar bulunur diye çıkmaz. Ama e, yine de belli olmaz tabi ÖSYM'nin sevmeniz. Yani amilopektinin yapısında şu şu vardır gibisinden belki öncülerde falan sorabilir. E, bu bağlar çok önemli değil ama dediğim gibi yine de bilmek lazım. E, ÖSYM'nin işi belli olmaz. Bu sene gördük zaten onu. Peki nişasta nerelerde depo ediliyor arkadaşlar? Nişasta bitkilerde, plastiklerde depo ediliyor. Mesela nedir bu plastitler? Kloroplast, kromoplast ve özellikle lokoplast. Lokoplast renksiz bir plastiktir ve e, depo edilen yerlerde bol miktarda bulunur. Mesela patateste de bol miktarda bulunur, nişasta depolanır veya elmada da bol miktarda bulunur, nişasta depolanır arkadaşlar. Tohumlarda depolanabiliyor, kökte, gövdede depolanabiliyor, meyvede depolanabiliyor. Dolayısıyla nerede depolama işlemi varsa lökoplast orada bol miktarda bulunur. Bunun yanı sıra koromoplast ve kloroplastta da, da yine depolama işlemi yapılıyor arkadaşlar. Peki bizler nişastayı sindirebiliyor muyuz? Evet sindirebiliyoruz. Bizler arkadaşlar amilaz dediğimiz bir enzim vardır. Amilaz zaten bakın burada dikkat ederseniz amiloz bir nişasta çeşidi değil mi? Amilaz da nedir? Nişastayı sindiren bir enzimdir. Amilaz enzimiyle biz nişastayı hidroliz edebiliyoruz. Tükrük bezlerinden üretilir ve pankreasla üretilen bir enzimdir. Bunun sayesinde de nişasta hidroliz edilir. Patates yumruları ve tal tanelerinde bol miktarda nişasta bulunur arkadaşlar. Gelelim glikojene. Burada zaten isterseniz şöyle nişastayı göstereyim. Bakın nişastada e, amiloza baktığımız zaman arkadaşlar amiloz şöyle bakın sarmal bir yapı oluşturmuş. Neden? Bağlardan dolayı. Amilopektine baktığınız zaman amilopektin arkadaşlar daha fazla bakın bükülmeler oluşturuyor. Ve amilopektinde bir dallanma olayı var. E, amiloz daha böyle e, sarmal yapıda düz yapıdayken amilopektin dallanma oluşturuyor arkadaşlar. Yine onu da söylemiş olalım. Gelelim glikojene. Şimdi glikojen de hayvanlarda, mantarlarda ve bakterilerde depo polisakkaritidir. O yüzden bizim için çok çok önemlidir glikojen. İnsanlarda ve diğer omurgalılarda arkadaşlar karaciğerde ve kas hücrelerinde depolanır. Nasıl depolanıyor? Bizim kan şekerimizi ayarlayan bir hormon var, değil mi? glukagon ve insülin hormonu. Eğer kanımızdaki şeker miktarı fazlaysa insülin gidip karaciğeri ve kas hücrelerini uyarıyor ve orada arkadaşlar oradaki damarlardan geçen glikojen depo ediliyor. Pardon glikoz glikojen olarak depo ediliyor arkadaşlar. Eğer kanımızın şekerinde bir eksiklik varsa bu sefer de glukagon hormonu devreye giriyor. Ve depo edilen glikojen parçalanarak kana veriliyor. Böylece kan şekeri dengelenmiş oluyor. Evet glikojenle ilgili de bakın şöyle gösterelim arkadaşlar glikojen daha fazla dallanma gösteriyor ee, hem sarmal oluşturmuş hem de arkadaşlar dallanmayı daha fazla gösterir glikojen molekülü. Şimdi gelelim yapısal olan polisakkaritlere. Yapısallar aslında seriloz bizim için daha önemli. Çünkü soru gelirse ben selülozdan geleceğini düşünüyorum. Seriloz bir yapısal polisakkaritler ve seriloz arkadaşlar bitkilerde hücre çepeğinin yapısını oluşturur. Dolayısıyla soru gelme ihtimali fazladır. Çünkü seriloz arkadaşlar bizlerde sindirilmiyor. Peki nasıl sindirilecek? Birazdan anlatacağım. Arkadaşlar Yeryüzünde en bol bulunan bileşik selülozdur. Neden? Çünkü bitkilerin temel yapısını oluşturuyor. Bu yüzden de en bol bulunan bileşiktir. Bu iki e, polimerin bakın nişasta da selüloz da bir glikoz polimeri. Ama ikisinin birbirinden farklı olmasının temel sebebi arkadaşlar e, bağlarının birbirinden farklı olmasıdır. Birinde Alfa bir dört bağları kurulurken diğerinde beta bir altı bağları kuruluyor. Dolayısıyla bu bağlardan dolayı da birbirinden farklı oluyorlar arkadaşlar. Bunun sebebi de glikozun iki farklı halkasal formda bulunabilmesidir. Yani bu glikozun yapısından kaynaklı olarak polisakkaritler ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Şimdi glikoz halkasal forma dönüşürken bir no'lu karbona bağlı hidroksil grubu arkadaşlar İki tane alternatif pozisyondan birini kazanıyor. Ya e, hidroksil grubu halka düzleminin altında bulunuyor ya da üstünde bulunuyor arkadaşlar. Bu sayede iki tane formu bulunur. Alfa ya da beta olarak adlandırılıyor bu. Bu e, nişastada bulunan bütün glikoz monomerleri alfa formunda. O yüzden zaten bağlar için alfa 1,6, 1,4 bağları diyoruz. Ama selilozdaki glikozlar beta formundadır. Beta formunda olduğu için beta 1 4 bağları veya beta 1 6 bağları diyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla selülozla nişastanın birbirinden farklı olmasının temel sebebi budur. Ee, bu bağlanmalar hani farklı şekillerde bağlanıyor ya. Bu yüzden de üç boyutlu biçimlerinin de yine birbirinden farklı olmasına sebep oluyor. Selüloz düzken, nişasta sarmal yapıdadır arkadaşlar. Dolayısıyla birbirinden farklı olmasını sağlıyor. Peki, bitki hücrelerinin duvarında arkadaşlar, eee selüloz molekülleri bakın şunu bir selüloz olarak düşünün. Selüloz molekülü olarak düşünün. Bu selülozlar birbirlerine şöyle paralel şekilde hidrojen bağlarıyla tutulmuştur. Bakın şöyle hidrojen bağlarıyla birbirine tutunuyor paralel şekilde. Biz bunlara bu yapılara mikrofibril diyoruz. Mikrofibril. Bu yapılara mikrofibril diyoruz. Şimdi bizler e, alfa bağlarını hidrolize eden amilaz enzimine sahibiz, ama arkadaşlar beta bağlarını hidrolize edemiyoruz. Sadece çok az sayıdaki canlı selülozu sindirebiliyor ki zaten bizim vücudumuzda, bağırsaklarımızda da veya işte otçul memelerin bağırsaklarında arkadaşlar bunları sindirebilen bakteriler, arkeler bulunur. Bunlar Bizler için e, işte selülozun bir kısmını sindiriyor. Özellikle otçul canlılarda daha fazla sindirim gerçekleşiyor. Çünkü otçullar sadece bitkiyle beslendikleri için onları da selülozu mutlaka parçalanması lazım. Enerji ihtiyaçları var çünkü. Ama bizlerde e, zaten başka besinlerle de beslenebildiğimiz için dolayısıyla çok fazla ihtiyacımız yok. Ama e, otçul canlılarda arkadaşlar bulunması gerekiyor. Bu selülozu sindirerek eee canlılara işte glikoz kaynağı sağlıyorlar bu bakteriler. Şimdi bizler selülozu sindiremiyoruz. Peki selülozun bizim için bir faydası var mı? Var tabii ki. Ne vardır? Arkadaşlar besinlerde bulunan selüloz lifleri sindirim kanalından geçerken bakın dışkıyla atılıyor. Ama geçtiği zamanlarda kanal duvarlarını aşındırıyor ve kanalı döşeyen hücreleri mukus salgılamak için uyarıyor. Bu yüzden de bizim bağırsaklarımız aslında ne yapmış oluyor? Çalışmış oluyor. Midemiz, bağırsaklarımız. Ve böylece hem doygunluk hissi oluşturuyor, hem de arkadaşlar bağırsaklarımızın çalışmasını uyararak bizim sindirim kanalımızın e, sağlığını korumuş oluyor aslında. Bu yüzden de sağlıklı bir diyet için mutlaka gereklidir. Eğer kilo vermek istiyorsak ne yapıyoruz? İşte bol yeşillikle besleniyoruz. Neden? Çünkü zaten biz o yeşilliği yediğimiz zaman aslında karnımız doluyor. Yani midemiz doluyor bir doygunluk hissi oluşturuyor ama biz selülozu sindiremediğimiz için en azından hani çok az bir kısmını sindirebiliyoruz o da bakteriler sayesinde. Büyük kısmını dışkıyla atıyoruz. Dolayısıyla hem karnımız doymuş oluyor hem de kendimize kalori almamış oluyoruz arkadaşlar. Bu yüzden sağlıklı bir diyet için mutlaka gereklidir. Bazı mikroorganizmalar az önce söyledim selülozu sindirerek glikoza kadar yıkarlar arkadaşlar. Özellikle otçul memelilerde bulunur dedik. Sığırların midesinde bir bölme vardır. ilk bölme rumen dediğimiz bir bölme arkadaşlar. Burada selülozu parçalayan bakteriler vardır. Bu bakteriler sellozun bir kısmını sindiriyor, sindiriyor, sindiremediğini geri gönderiyor. Hayvan bunu tekrardan çiğniyor. Hop bir daha gönderiyor. Burada birazını sindiriyor, sindiriyor, tekrardan geri gönderiyor. İşte bu geri gönderme gelme işlemi sırasında hayvan sürekli bir şeyler çiğniyor. Arkadaşlar biz buna ne diyoruz zaten? Geviş getirme diyoruz, değil mi? Geviş getirme olayının temeli de seluloza dayanır. Selüloz daha iyi sindirilsin diye bazı mantarlar da yine sellozu sindirerek ekolojik katkı sağlarlar arkadaşlar. Evet bakın glikozun halkasal yapıları alfa glikoz beta glikoz. Bakın alfa glikozda OH bakın birinci karbona bağlı OH alttayken beta glikozda arkadaşlar birinci karbona bağlı OH nerede üst konumlu. Dolayısıyla alfa ve beta bağlar bu şekilde oluşuyor. Ama normal formülüne baktığınız zaman aynı sadece halkasal formları farklı dikkat ederseniz. Burada da nişasta ve selülozun oluşumundan oluşumunu göstermişiz. Arkadaşlar nişasta da alfa glikoz monomerleri 1-4 bağlarıyla. Bakın burada e, birinci karbona bağlı olan ve dördüncü karbona bağlı olan e, OH ve hidrojen birleşiyor su çıkıyor. Dolayısıyla arkadaşlar alfa 1-4 bağ oluşuyor yani glikozit bağı. Selülozda ise o yeri farklı olduğu için farklı şekillerde oluşuyor arkadaşlar. Burada temel olarak baktığınızda aynıymış gibi görülebilir. Ama yapısal olarak birbirinden farklıdır. Evet. Şimdi gelelim kitin. Son olarak kitini işleyeceğiz. Arkadaşlar kitinde diğerlerinden farklı olarak yapısında azot bulunan bir polisakkarittir. Eklem bacaklılarda dış iskeleti oluşturuyor. Bir de buraya yazmamışım. Ha yazmışım pardon. Mantarların bazılarında hücre duvarının yapısına katılıyor arkadaşlar. Bazı mantarlarda hücre duvarının yapısı bir de eklem bacaklılarda dış iskeleti oluşturuyor. Normalde saf kitin yumuşaktır ama yapısına kalsiyum karbonat katıldığı zaman ne yapıyor? Sertleşiyor ve dış iskelet dediğimiz o kabuğu oluşturuyor. Kitin seliloza benzer yani bağları yine alfa pardon beta 1-4 bağları sadece yapısında azot bulunduğu için birbirinden farklıdır. Bakın şöyle Selüloz moleküllerini yine burada göstermişiz. İsterseniz şöyle tekrardan bakalım selüloz moleküllerine. Bakın arkadaşlar burada beta e, glikoz monomerleri var. Çünkü o haşın durumu farklı. O haş üst tarafta. Bu şekilde e, selüloz oluşuyor. Burada da kitini zaten bakın burada ameliyat ipliği olarak da kitin kullanılıyor. Onu da söyleyelim. Beklen bacaklıların dış yapısını dış kabuğunu oluşturuyor arkadaşlar. Evet böylece biz karbonhidratları bitirmiş olduk. Ee, umarım memnun kalmışsınızdır. Sonraki videomuzda lipitlere yani yağlara geçeceğiz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.